Cehennemliklerse ayaklarında prangalarla bulundukları zindanlardan cennetliklere bakarlar ve neler kaçırdıklarını görerek iç çekerler. Allah'tan cennetliklerin hatırına kendilerine yardım etmesini istirham ederler ve cennetliklerin isimlerini tek tek sayarlar. İşte o zaman Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur: Cenneti hak edenler o günden itibaren zevkü sefa sürmekle meşgul olacaklar. Hem kendileri hem de eşleri gölgeler altında tahtlara kurulup keyif çatacaklar. Hepsinden de öte sınırsız şefkat ve merhamet sahibi Allah'ın esenlik, huzur ve mutluluk içinde olun hitabına mazhar olacaklar. Cehennemliklere gelince hesap günü onlara da şöyle denecek: Ey günahkarlar! Cehenneme tıkılmak üzere şimdi şöyle bir ayrılın bakalım. Bu arada Allah cehennemliklere hitaben şöyle buyuracak: Ey Adem oğulları! Vaktiyle ben sizi, sakın şeytana uymayın. O sizin besbelli düşmanınızdır. Yalnız bana kulluk, ibadet edin diye uyarmadım mı? O zaman cehennem şiddetlenip onları dağıtır ve sesleri kesilir. Her biri cehennemde bir adaya atılır. Adaya düştüklerinde kocaman dişleri olan akrepler onların üzerine yürümeye başlar. Sonra arşın altından Allah'ın öfkesini taşıyan bir ateş seli üzerlerine gelir. Onları alıp ateş denizlerine doğru sürükler. O zaman Allah Celle Celaluhu adına bir tellal şöyle seslenir: Sizin bu çürük kemikleri kim diriltecek diye bana meydan okuduğunuz ve inkar ettiğiniz gün vardı ya, işte o bugündür. Hüzün ve kulluk yurdundayken nimetlerimle şımarıyor ve sanki cennetteymiş gibi neşe içinde yaşıyordunuz. İşte o lezzetlerin tümü yok olup gitti. Şimdi tercihinizin vebalini tadın bakalım. Siz böylesine kötü bir haldeyken cennetlikler şimdi nimetler içinde safa sürüyorlar. Ziyafetler, türlü türlü meyveler, hediyeler, huriler, refrefler, nameler, benim onlara esenlik dileğim, lütuflarımla onlarla ilgilenmem ve daha nicesi. Yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururdu: Cehennemin batıya en yakın kapısı açılacak olsa doğudaki dağlar bakırın eridiği gibi erirdi. Cehennemin kıvılcımlarından tek bir kıvılcım uçup batıda bir yere düşse doğudaki insanların beyni kaynar ve başlarından aşağıya taşardı. Cehennemde en küçük azaba uğratılacak kişiye ateşten ayakkabılar giydirilecek ve onun ısısı kulaklarından ve burunlarından çıkıp beyinlerini kaynatacaktır. Bir sonrakilerse cehennemin kayalarından birinin üzerine atılacak ve bir başak tanesinin kaynar suda silkindiği gibi silkinecek, yani bir o ayağını bir bu ayağını koyacaktır. Bir taştan kendilerini kurtarsalar başka bir taşın üzerine düşeceklerdir. Onların amellerinden de kötü sonlarından da Allah'a sığınırız. Namuslarını korumayanlar dünyada bu kötü işi yaptıkları süre kadar 70 bin melek sopa atacak ve nihayet bedenleri eriyip yok olacak, sadece ruhları kalacaktır. İşte onların azabı budur. Hırsızların organları birer birer kesilecek, sonra yenilenecektir. Onların azabı da budur. Şu kadar ki eli bıçaklı 70 bin melek bunların üzerine çullanacaktır. Yalancı şahitlik edenlerse dillerinden asılacak ve bedenleri yok olup sadece ruhları kalıncaya kadar 70 bin melek onlara sopa atacaktır. Müşriklerse cehennemde bir mağaraya konacaklar ve kapı üzerlerine kapatılacaktır. O mağarada yılanlar, akrepler, taşlar, alev ve yoğun duman vardır. Kısa süreler içinde 70 bin kez derileri tazelenecektir. Onların azabı da budur. Kibirlenip küstahça davrananlarsa ateşten tabutlara konacak ve üzerleri kapatılıp cehennemin en aşağı katına konacaklardır. Onlardan her biri her saat 99 azap türüne çarptırılacaklar ve her gün derileri 1000 kez tazelenecektir. Onların azabı da budur. Ganimetten çalanların ise çaldıkları mallar getirilerek cehennem denizine atılacak ve onlara ''Haydi bakalım, şimdi bu denize dalın ve çaldıklarınızı bulup çıkarın'' denilecek.
Böylece onlar cehennem denizinin dibini boylayacaklar. Onun dibini ise yalnız Yaradan bilir. Allah'ın dilediği süre kadar dalacaklar. Sonra soluklanmak için başlarını çıkartacaklar. O zaman onlardan her birinin üzerine 70 bin melek çullanacak. Her meleğin elinde demir bir çomak olacak ve onların başını yine denize sokacaklar. İşte onların azabı da budur. Cehennemliklerin vay haline. Güneşin sıcağına bile dayanamayan o yüzleri, cehennemin ateşi kavurduğunda vay hallerine. Üzerine kaynar su döküldüğünde baş ağrısına katlanamayan o başların vay haline. Ağrıyınca acısına katlanılamayan gözler ateşte açık kaldığında vay hallerine. Dedikodulara kulak verip bundan haz alan kulaklardan cehennem ateşinin alevi çıktığında vay o kulakların haline. Leş kokusuna dayanamayan o burunlar ateş soluduğunda vay o burunların haline. Ağrıya dayanamayan boyunlara bukağlar geçirildiğinde vay o boyunların haline. Sert giysilerden rahatsız olan bedenlere sert ve pis kokan ateşten giysiler giydirildiğinde vay o bedenlerin haline. En ufak bir ağrıya dayanamayan midelere zakkum ve kaynar su girdiğinde vay o midelerin haline. Çıplakken yürüyemeyen ayaklara ateşten ayakkabılar giydirildiğinde vay o ayakların haline. Vay türlü türlü azaba duçar kalan cehennemliklerin haline. Allah ondan razı olsun. Ebu Hureyre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Cehennem köprüsünün 7 katı vardır ve her kat arasındaki mesafe 70 yıldır. Köprü kılıç gibi keskindir. Oradan ilk geçenler göz açıp kaparcasına hızla geçerler. İkinci grup şimşek gibi, üçüncü grup rüzgar gibi, dördüncü grup kuş sürüsü gibi, beşinci grup at sürüsü gibi, altıncı grup hızlı bir adam gibi, yedinci grupsa yürüyerek geçer. Geriye tek bir kişi kalır. O köprüden geçecek son kişidir. Kendisine geç denince ayaklarını köprünün üzerine koyar ve bir ayağa kayar. Sonra dizüstü çöküp sürünür. Ve o geçerken cehennem onun kıllarını ve derisini birazcık ütüler. Karnı üzerinde sürünmeye devam eder. Sonra diğer ayağa kayar. Bir eli sabit, diğer eli asılı kalır. O bu haldeyken ateş onu birazcık daha yakar. Kurtulamayacağı korkusunu taşıyıp karnı üzerinde sürüne sürüne köprüden çıkar. Çıktıktan sonra dönüp bakar ve şöyle der. Beni senden kurtaran Allah ne yüce. Sanmam ki Rabbim öncekilerden ve sonrakilerden hiç kimseye bana verdiği gibi bir nimet vermiş olsun. Ben seni görmüş ve seninle yüz yüze gelmişken o beni senin elinden çekip aldı. Ey cennetlikler! Bugün dünyadayken birbirini kutlayan ve aralarında hediyeleşen düşmanlarımın günlerine bedeldir. Kazanan taraf kimmiş görüyorsunuz işte. Allah ondan razı olsun. Ebu Hureyre'den şöyle nakledilmiştir. Birisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ben güzel sesi seven birisiyim. Cennette güzel ses var mı diye sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki Allah cennetteki bir ağaca haydi dünyadayken çalgılarla ilgilenmeyip ibadet etmekle ve beni zikretmekle meşgul olan kullarımı şenlendiriver diyecek. Bunun üzerine ağaç hiç kimsenin duymadığı güzel bir sesle Allah'ı kutsayıp yüceltecektir buyurdu. Ebu Kılabe'den nakledilmiştir. Birisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme cennette gece var mı diye sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem seni böyle soru sormaya iten nedir dedi. Adam şöyle dedi. Cennette ziyafetleri sabah akşam kendilerine sunulacaktır. Ayetini duyunca gece akşamla sabah arasında olan zamandır diye düşündüm. Bu düşünce aklıma bu soruyu getirdi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada gece diye bir şey yoktur. Sadece aydınlık ve ışık vardır. Sabahın ardından ikindi, ikindinin ardından da sabah gelir. Dünyadayken namaz kıldıkları vakitlerde Allah'tan hediyeler gönderilir ve melekler onlara esenlik diler buyurdu. Sonuç olarak her kim kesintisiz has sunan bu hayattan bir nasibi olsun isterse takvanın sınırlarını ve şartlarını muhafaza etmelidir.
Şu ayette ifade edilen şey işte budur. Yönünüzü doğuya veya batıya dönmenizin Allah nezdinde makbul olan iyilikle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Asıl iyilik bir kimsenin Allah'a, kıyamet ve hesap gününe, meleklere, tüm ilahi kitaplara, vahiylere ve peygamberlere inanması, yakınlara, yetimlere, yoksullara, yurdundan, yuvasından uzaktaki gariplere, yardım isteyenlere ve özgürlüklerine kavuşmaya çalışan kölelere malını mülkünü seve seve harcaması, namazı dikkatli ve devamlı kılması ve zekatı vermesidir. Yine asıl iyilik, söz verdiklerinde sözlerini tutan, gerek darlıkta hastalıkta, gerekse düşmanla göğüs göğüse mücadelede sabır ve sebat gösteren kimselerin sergiledikleri bu tür davranışlardır. İşte böyle kimselerdir imanlarında samimi olanlar. İşte bunlardır Allah'a saygısızlıktan sakınanlar. Müslüman olmanın gereklerini de yerine getirmelidir. Huzeyfe bin Yeman'ın, ey müminler! Hepiniz Allah'a teslimiyetin, Müslümanlığın gereklerini hakkıyla yerine getirin. Ayetini şöyle açıkladığı nakledilmiştir. İslam 8 paydan oluşur. Namaz 1 paydır. Zekat 1 paydır. Oruç 1 paydır. Hac 1 paydır. Cihat 1 paydır. İyiliği emretmek 1 paydır. Kötülüğü yasaklamak 1 paydır. Bunlar da bezi olmayan, ziyanda demektir. Enes bin Malik'ten Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmiştir. İslam kök salmış bir ağaca benzer. Allah'a iman bu ağacın köküdür. 5 vakit namaz ana dallarıdır. Ramazan orucunu tutmak kabuğudur. Hac ve umre meyvesidir. Abdest ve boy abdesti içtiği sudur. Ana babaya iyilik ve akraba ile iyi ilişki kurmak küçük dallarıdır. Allah'ın haram kıldığı şeylerden kaçınmak yapraklarıdır. Salih ameller ürünüdür. Allah'ı zikretmekse damarlarıdır. Bir başka hadiste ise Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yeşil yaprakları olmayan bir ağaç bir şeye benzemediği gibi haramlardan sakınılmayan ve salih amellerin bulunmadığı Müslümanlık da bir şeye benzemez. Cehennem ve cennet hakkındaki rivayetler. Ebu Hureyre'den Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Kıyamet günü gelip insanlar mahşer meydanında toplanınca üzerlerine bir kara bulut çökecek ve karanlıktan birbirinin yüzünü göremeyecekler. Kendileriyle Rableri arasında 70 yıllık yol varken ayakta bekleyecekler. Onlar bu halde beklerken Allah meleklere tecelli edecek. O zaman yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanacak ve karanlık kalkacak. Rablerinin nuru bütün mahlukatı aydınlatacak. Meleklerse arşın etrafında Rablerini kutsayıp yüceltmekle ve onu övmekle meşgul olacaklar. Bütün insanlar sıra sıra ayakta beklerken her ümmet bir tarafta bulunacak. Bu esnada amel defterleri ve terazi getirilecek. Bir melek teraziyi kuracak ve amel defterlerini üzerine koyacak. Terazinin ağırlık kefesi bir kalkacak, bir inecek. Onlar bu haldeyken cennetin üzerindeki örtü kaldırılıp onlara yaklaştırılacak. Cennetten bir esinti gelecek ve müminler 500 yıllık mesafeden cennetin mis gibi kokusunu duyacaklar. Sonra cehennemin üzerindeki örtü kaldırılacak ve ondan yoğun bir dumanla bir rüzgar gelecek. Cehennemlikler aralarında 500 yıllık bir mesafe olmasına rağmen onun kokusunu alacaklar. Sonra kocaman zincirlere bağlanmış olarak cehennem getirilecek. Üzerinde 19 baş muhafız olacak ve her birinin emrinde 70 bin melek bulunacak. Muhafızlar yardımcılarıyla birlikte cehennemi sürüyüp getirecekler. Bir kısmı cehennemin sağında, bir kısmı solunda, bir kısmı da arkasında bulunacak. Meleklerden her birinin elinde demir bir çomak bulunacak. Cehennem, cehenneme gireceklere olan öfkesinden dolayı köpürerek ve dehşet saçarak yürüyecek. Melekler onu cennetle Arasat arasına koyacaklar. Gözünü kaldıracak ve insanlara şöyle bir bakacak.
Sonra onları bir an önce yakıp yok etmek için üzerlerine atılacak. Muhafızlar onu zincirlerinden tutacaklar. Şayet cehennem orada kendi haline bırakılsa, mümin kafir demeden herkesi yakardı. İnsanlardan engellenince adeta öfkesinden çatlayacak gibi kükreyecek. Sonra bir kez daha kükreyecek. Sesini bütün insanlar duyacak ve korkudan yürekler ağızlara gelecek. Herkes buz kesecek. Dinleyenlerden birisi araya girerek, "Ey Allah'ın Resulü, cehennemin neye benzediğini bize anlatır mısın?" diye sordu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle devam etti. "Elbette, cehennem büyüklük olarak yeryüzü kadardır. 70 parçadır, kapkaranlıktır, 7 başı vardır, her başının 30 kapısı vardır. Her kapının uzunluğu 3 günlük mesafe kadardır. Her iki burnunda da kocaman zincirler vardır. Ve onu bu zincirler vasıtasıyla güçlü kuvvetli 70 bin melek zapt eder. Bu meleklerin gözleri ateş koru gibi yanar, renkleri ise alev gibidir. Ağızlarından ateş ve duman çıkar. Cabbar olan Allah'ın emrine amadedirler. O zaman cehennem secde etmek için Rabbinden izin ister. Rabbi de ona elbette secde edebilirsin buyurur. Bunun üzerine cehennem secdeye kapanır ve Allah'ın dilediği kadar secdede kalır. Sonra Allah şimdi kalk buyurur. Cehennem başını kaldırır ve benim vasıtamla kendisine isyan edenlerden intikam alan ve yarattığı herhangi bir şey vasıtasıyla benden intikam almayan Allah'a hamdü senalar olsun der. Sonra tatlı, akıcı ve aynı zamanda da gür bir sesle Allah'a hamd etmeye devam eder. Sonra birden kükreyiverir. O zaman mahşer alanındaki peygamberler ve melekler de dahil bütün varlıklar dizüstü çöker. Cehennem bir kez daha kükrer ve herkesin gözü ağlamaktan kurur. Üçüncü kükreyişinde insanlar ve cinler öyle korkuya kapılır ki o sırada 72 peygamberin ameline sahip olsalar ondan kurtulmak için gönül rahatlığıyla bu amellerini hiç düşünmeden feda ederlerdi. Cehennem dördüncü kez kükreyince bütün varlıklar suspus olur. Sadece Cebrail, Mikail ve Hazreti İbrahim o sırada arşa tutunmuşlardır ve "Senden başka bir dileğim yok." diye yakarıştadırlar. Sonra cehennem gökyüzündeki yıldızlar sayısınca kıvılcımlar saçar. Bu kıvılcımların her biri batıda belirmiş büyük bir bulut kadar olup meydandaki varlıkların başlarına saçılır. Sonra cehennemin üzerine bir yol kurulur ve onun için 700 köprü hazırlanır. Köprülerden her birinin arasında 70 yıllık mesafe vardır. Bir diğer rivayete göre 7 köprü kurulur. Sırat Köprüsü'nün birinci katıyla ikinci katı arasındaki genişlik 500 yıllık mesafedir. 7. katına kadar her kat arasındaki mesafe de o kadardır. 7. kat en geniş, ateşi en şiddetli, cehennemin dibine en yakın ve kötü en çok olandır. En yukarıda olan katınsa Alevi Köprüyü sağdan ve soldan sarmakta ve gökyüzüne doğru 3 mil yükselmektedir. Aşağıya doğru her bir kat bir üsttekine göre daha sıcak, közü daha çok ve azapları daha çeşitlidir. Her bir katta bir deniz, ırmaklar, dağlar ve ağaçlar vardır. Her dağın yüksekliği 70 yıllık mesafedir ve her katta 70 dağ vardır. Dağların her birinde 70 bin yol ve yolların her birinde de 70 bin dikenli ağaç vardır. Bu ağaçlardan her birinin 70 dalı vardır ve dallardan her birinin üzerinde 70 yılan ve 70 akrep vardır. Yılanlardan her birinin uzunluğu 3 mildir. Akreplerse büyük atlar kadardır. Ağaçlardan her birinin üzerinde 70 bin meyve vardır ve her meyvenin üzerinde bir şeytan başı vardır. Ayrıca her meyvenin içinde 70 meyve kurdu olup bunların uzunluğu bir ok atım mesafesi kadardır. Meyveler içinde dikensiz ve kurtsuz olan tek bir tane yoktur. Yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cehennemin 7 kapısı, her kapının da 70 deresi vardır.
Derelerden her birinin derinliği 70 yıllık mesafedir. Ayrıca her derenin 70 bin kolu, her kol üzerinde 70 bin mağara, her mağarada 70 bin oyuk vardır. Ve oyuklardan her biri 70 yıllık mesafedir. Her oyuğun içinde 70 bin yılan ve yılanların ağız kenarlarında 70 bin akrep vardır. Her akrebin 70 bin omurgası ve her omurgada bütün kafir ve münafıklara yetecek kadar zehir vardır. Bütün varlıklar dizüstü çökmüşken ve cehennem kızmış bir deve gibi huysuzlanmışken bir tellal yüksek sesle haykırır. O zaman peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler kalkar. Sonra insanlar Allah'ın huzuruna çıkarılırlar. Huzura ilk çıkışlarında haksızlıklar ödenir. İkinci huzura çıkışta ruhlar bedenlerine geri döner. Üçüncü huzura çıkışta ise amel defterleri havada uçuşup sahiplerinin eline konar. Orada kiminin amel defteri sağından, kimininki solundan, kimininki ise arkasından verilir. Amel defteri sağından verilenlere Rableri tarafından bir nur verilir. Ve melekler onları tebrik eder. Sonra Rablerinin rahmetiyle Sırat Köprüsü'nden çabucak geçerek cennete girerler. Cennet kapılarında melekler onları özel kıyafetlerle, bineklerle ve şanlarına yakışır takılarla karşılarlar. Herkes mutlu bir şekilde ayrılıp evine gider ve eşlerinin yanına girerler. Orada gözlerin görmediği, dillerin güzelliğini anlatacak söz bulamadığı ve insanoğlundan kimsenin aklının köşesinden geçmeyecek nimetlere tanık olurlar. Yerler, içerler, ziynet eşyalarını takarlar ve kendileri için takdir edilen eşlerini hasretle kucaklarlar. Sonra hüzünlerini ve korkularını gideren ve hesaplarını kolaylaştıran Allah'a hamd eder ve ihsan ettiği şeylerden dolayı ona şükrederek lütfedip bizi bu cennete kavuşturan Allah'a her daim hamd olsun. Eğer Allah lütfetmeseydi biz buraya asla giremezdik derler. Gözleri aydın olur. Çünkü dünyada kendilerine birçok şey ihsan edilmiş, böylece iman ve tasdik etmişler. Bir yandan Allah'ın kendilerini cezalandırmasından korkarken diğer yandan ümit içinde olmuşlardır. İşte o zaman kurtulanlar kurtulmuş, kafirlerse helak olmuştur. Amel defterleri solundan ve arkasından verilenlerin ise yüzleri kararacak, gözleri mavileşecek, alınlarına damga vurulacak, bedenleri irileşecek, derileri kalınlaşacak ve amel defterlerine göz atınca mahvoldum ben diyeceklerdir. Büyük küçük her ne günah işlemişlerse hepsinin amel defterlerinde kayıtlı olduğunu görecekler. Kaygılanacaklar, başları önlerine düşecek, boyunları bükülecek ve korkudan tir tir titriyecekler. Yanacakları ateşe kaçamak bir bakış fırlatacaklar ama gözlerini ateşten alamayacaklar. Çünkü çok feci, korkunç, kaygı verici ve ağlanası bir manzarayla karşılaşacaklar. İşte o zaman Rablerinin kulu olduklarını kabullenecekler ve günahlarını itiraf edecekler. Ama bu itirafları onlar için bir ateş, utanç ve hüzün vesilesi, bedbahtlık ve öfke olacak. İnsanlar Rablerinin huzurundayken dizüstü çöküp suçlarını itiraf edecekler. Gözlerine perde inecek, hiçbir şey göremeyecekler. Duyguları karmakarışık olacak. Hiçbir şeyi sağlıklı bir şekilde düşünemeyecekler. Tir tir titriyecekler ve tek kelime edemeyecekler. Eş, dost ve yakınlarıyla irtibatları kesilecek. Görüşemeyecekler. Sura üflendiği zaman var ya, işte o zaman ne aralarındaki akrabalık bağları bir fayda sağlayacak onlara, ne de birbirlerinin halini sorabilecekler. Çok büyük bir darbe alacaklar. Ve onulmaz yaralar açılacak. Geri dönmek isteyecekler ama kendilerine cevap dahi verilmeyecek. Dünyadayken yalanladıkları şeyin hakikatin ta kendisi olduğunu gözleriyle görecekler. Susuzlukları ve açlıkları hiç geçmeyecek. Çırılçıplak kalacaklar, yenik düşecekler, üzülecekler, hüsrana düşecekler.
kendilerini, ailelerini, mallarını ve kazançlarını unutacaklar. İnsanlar bu haldeyken Allah cehennemin muhafızlarına cehennemden yardımcılarıyla birlikte çıkmalarını ve zincir, bukağı ve çomak gibi aletlerini de yanlarında getirmelerini emredecek. Muhafızlar cehennemden çıkarak bir köşede Allah'ın emrini beklemeye başlayacaklar. Bedbahtlar onlara bakıp ellerindeki zincirleri ve kıyafetlerini görünce parmaklarını ısıracaklar ve "Eyvah, işte şimdi mahvolduk," diyecekler. Gözleri yaşla dolacak, ayaklarının altındaki toprak kayacak ve hayır namına her şeyden ümitlerini kesecekler. O zaman Allah muhafızlara "Bunları alıp bağlayın ve cehenneme götürüp zincire vurun," buyuracak. Allah kimi cehennemin hangi katına atmak isterse o katta görevli melekleri çağırır ve "Bunu alın," buyurur. Onun üzerine 70 melek birden çullanarak sımsıkı bağlarlar. Boynuna bukağı, burnuna zincir takarlar. Alnıyla ayaklarını sırtından bağlarlar. Böylece onun beli kırılır. Gözleri yukarı baka kalır. Atar damarları şişer. Boynunun eti yanar. Derisi yüzülür ve bukağların sıcağı başını öyle yakar ki beyni kaynayıp derisinin üzerinden taşar ve ayaklarına dökülür. Bunun üzerine derileri lime lime olur. Eti yemyeşil olur ve irin akar. Cehennemliklerin boyunlarına vurulan bukağılar omuzlarıyla kulaklarının arasını doldurur ve bundan dolayı etleri yanar. Dudakları lime lime olur. Dişleri ve dilleri ortada kalır. Bukağıların öyle bir ateşi vardır ki onun sıcağını kan gibi vücutlarının bütün zerrelerinde hissederler. Nihayet bu sıcaklık ta kalplerine ulaşır. Sonra boğazlarına çıkar ve sıcaktan boğulacak gibi olurlar. Sesleri kesilir ve derileri eriyip yok olur. Onlar bu haldeyken Allah cehennemin muhafızlarına bunlara yeni elbiseler giydirmelerini emreder. Onlara elbiseler kapkara, pis kokulu ve sert şalvarlar giydirilir. Şalvarlar öyle sıcak, öyle sıcaktır ki yeryüzündeki dağların üzerine konulsa dağları eritir. Sonra Allah cehennemin muhafızlarına bunları yerlerine götürün buyurur. Muhafızlar öncekilerden daha uzun ve daha sert zincirler getirirler. Meleklerden her biri bu zincirlerden birini tutarak ümmetlerden birini topluca zincire vurur. Sonra zincirin bir ucunu omzuna alarak onlara arkasını döner ve yüzüstü sürmeye başlar. Bu ümmetlerden her birinin arkasında onları kırbaçlayan 70 bin melek vardır ve cehenneme getirilip atılıncaya kadar kırbaçlamaya devam ederler. O zaman kendilerine şöyle denecektir: "Dünyadayken yalan diye kestirip attığınız cehennem işte bu. Hani siz vaktiyle cehennemin gerçek olduğunu bildiren Kur'an için doğrusu sihirli, etkileyici bir söz ama düpedüz aldatmaca demiştiniz ya. Peki şimdi bakın bakalım, bu ateş de sihir mi? Ne o? Yoksa sihirle gözünüzü bağladılar da görmüyor musunuz? Haydin bakalım, doluşun cehenneme. Orada ister dişinizi sıkın, ister feryat figan edin. Artık tercih sizin. Unutmayın ki mahkum edildiğiniz azap, dünyada işlediğiniz suçların karşılığından başka bir şey değildir." Cehenneme vardıklarında kapılar açılıp perdeler kaldırılır. Ateş iyice tutuşturulur. Cehennemden yoğun bir duman ve yıldızlar sayısınca kıvılcım çıkar. Bu kıvılcımlar 70 yıl boyunca gökyüzüne uçuşur. Sonra geri döner ve cehennemliklerin başlarına düşerek saçlarını yakar ve kafa taslarını delip geçer. Sonra cehennem avazının çıktığı kadar bağırarak şöyle der: "Ey cehennemlikler! Bana gelin! Bana gelin ey cehennemlikler! Rabbimin izzeti için sizden intikam alacağım." Sonra da şöyle der: "Öfkesinden dolayı beni de öfkelendiren ve benim vasıtamla düşmanlarından intikam alan Allah'a hamdü senalar olsun. Rabbim ateşime ateş ve gücüme güç kat." Sonra cehennemden başka melekler çıkar ve her biri ümmetlerden birini karşılayıp avcunda havaya kaldırır ve onları yüzüstü cehenneme atar.
cehennemin dağlarının zirvesine ulaşıncaya kadar 70 yıl boyunca baş aşağı düşerler. Dağların zirvesine ulaştıklarında her birinin derisi 70 kez değiştirilinceye kadar duramaz ve sürtüne sürtüne inmeye devam ederler. O dağların başında yiyecekleri ilk şey çok acı, hararet verici ve dikenli bir bitki olan zakkum ağacından tek bir lokmadır. Onlar lokmalarını ağızlarında çiğnerlerken melekler gelir ve çomaklarıyla onlara vururlar. Aldıkları darbeyle kemikleri kırılır. Melekler onları ayaklarından tutarak cehenneme doğru fırlatırlar. Dağların eteklerine ulaşıncaya kadar 70 yıl boyunca düşmeye devam ederler. Ve bu esnada 70 kez derileri soyulup değiştirilir. Ve yedikleri o tek lokmayı ağızlarında eveleyip gebelerler. Bir türlü çiğneyip yutamazlar. Lokmaları boğazlarına tıkılıp kalır. Ve içecek bir şey verilmesi için yalvarırlar. Derken dağın eteklerinde cehenneme dökülen derelerle karşılaşırlar. Can havliyle derelere koşarlar ve içmek için eğilirler. Ne yazık ki yüzlerinin derisi parça parça olup suya düşer. Bundan dolayı suyu içemezler ve vazgeçerler. Ayrıca onlar bu pınarlara eğilmişken melekler arkalarından koşup yetişerek onlara kemiklerini kırıncaya kadar vururlar. Sonra da onları ayaklarından tutarak cehenneme doğru fırlatırlar. Cehennemin derelerine varıncaya kadar 140 yıl boyunca ateş ve yoğun duman içinde başüstü düşmeye devam ederler. Bu esnada derileri 70 kez soyulup yenileriyle değiştirilir. O pınarların en son döküldüğü yer bu derelerdir. Bu derelerden su içince içtiklerine içeceklerine pişman olurlar. Çünkü içtikleri şey kaynar sudur. Derileri 7 kez soyulup yenileninceye kadar bu su midelerine ancak varır. O zaman da bağırsaklarını koparır ve bağırsakları arkalarından çıkar. Suyun geriye kalanı ise damarlarında akarak etlerini eritir, kemiklerini sızlatır. Tam o sırada melekler gelerek çomaklarıyla onlara vururlar. Meleklerin elindeki çomakların 360 sivri ucu vardır. Onu cehennemliklerin başına vurduklarında kafatasları sökülür ve belleri kırılır. Sonra cehennemin ortasına varıncaya kadar yüzüstü sürülürler. O zaman ateş onların yüzüne parlayıp kulaklarına dolar ve alevi burunlarından ve kaburgalarından çıkar. Bedenlerinden irin fışkırır. Gözleri yuvasından çıkar ve yanaklarına asılıp kalır. Sonra sözünden çıkmadıkları şeytanlarıyla baş başa bırakılırlar ve zincirlere vurulmuş bir halde daracık zindanlara atılırlar. O zaman bir kez daha mahvolduk, mahvolduk diye iç çekerler. Sonra malları getirilerek ateşte iyice kızdırılır ve alınları ve vücutları onunla dağlanır. Sonra bu mallar sırtlarına konur ve çok sıcak olduğu için sırtlarını yakarak karınlarından çıkar. Onlar artık cehennem sakinleri, şeytanların ve putların yarenleridir. Azapları bir kat daha artsın diye dağlar kadar çok olan günahlarını temsil eden canavarlara asılacaklardır. Bu canavarlardan her birinin boyu 1 aylık mesafe, eni 5 günlük mesafe, kalınlığıysa 3 gecelik mesafe, başıysa Akra kadar olacaktır. Akra, Şam'ın uç bölgelerinde bir dağdır. Ağzında 32 diş vardır. Bu dişlerin bir kısmı başından, bir kısmı da yanağının alt kısmından çıkacaktır. Burnu yüksek bir tepe gibidir. Başındaki saçların uzunluk ve kalınlığı pirinç bitkisi gibi, sıklığı ise dünyanın sık ormanları gibidir. Üst dudağı büzüktür. Alt dudağı ise 90 arşındır. Elinin uzunluğu 10 günlük, kalınlığı ise 1 günlük yol mesafesindedir. Dizleri Verkan Dağı kadardır. Derisinin kalınlığı kendi arşınıyla 40 arşındır. Bacak boyu 5 günlük, kalınlığı ise 1 günlük yol kadardır. Gözlerinden her biri Hira Dağı kadardır. Başından aşağı katran boca edilince ateş tutuşur ve onun alevini daha da arttırır. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki cehennemliklerden biri eli boynuna zincirle bağlı ve ayakları prangalı bir vaziyette cehennemden çıka gelse onu gören bütün canlılar
korkuya kapılır ve kaçıp saklanacak delik ararlardı. Sıcağının ve kederinin aşırılığından, içerdiği azap türlerinden ve kalacakları daracık yerlerden dolayı cehennemliklerin etleri yeşerecek, kemikleri sızlayacak, beyinleri kaynayıp derilerinin üzerine akacak, eklem yerleri incelip içindeki sıvı dökülecek, bedenleri kurtlanacak, bu kurtlar iyice semirerek yaban eşekleri kadar olacak, kartal ve doğan pençesi gibi pençeleri olacak, derileriyle etleri arasına yerleşip onları tırmalayacak, aniden haykıracak ve cehennemliklerin vücutları üzerinde adeta korkmuş bir yaban hayvanı gibi dolaşacaktır. Bu kurtlar onların etini yiyecek ve kanlarını içeceklerdir. Çünkü onların başka bir yiyecek ve içeceği yoktur. Sonra melekler cehennemlikleri yakalayıp cehennemin denizine doğru 70 yıl boyunca ateş közlerinin üzerinde bir mızrak sürükler gibi sürükleyeceklerdir. Oraya varıncaya kadar cehennemliklerin derileri her gün 70 bin kez parçalanıp yenisiyle değiştirilecektir. Varacakları yere ulaştıklarında onları oranın muhafızlarına teslim edecekler ve muhafızlar onları o denize atacaktır. O denizin derinliğini Yaradan'dan başka bilen kimse yoktur. Tevrat'ın bölümlerinden birinde şu bilginin yer aldığı nakledilmiştir. Cehennemin denizine kıyasla dünyanın denizi bir deniz sahilindeki bir avuç su gibidir. Oraya atılıp azabın acısını tattıklarında birbirlerine bundan önceki günler meğer bizim iyi günlerimizmiş diyeceklerdir. Bir kez batırıldıklarında deniz kaynayacak ve onları 80 kulaç yukarı fırlatacaktır. Kulaçlar arasındaki mesafe doğuyla batı arasındaki mesafe gibidir. Sonra melekler çomaklarıyla onları önlerine katıp sürecekler ve onlara öyle bir vuracaklardır ki aldıkları darbeyle denizin ta dibini boylayacaklardır. Yiyecekleri ve içecekleri hep bu denizdendir. Denizin yüzeyine çıkmaları 140 yıl sürecektir. Aralarından biri soluklanmak isteyince melekler hemen onu karşılayıp çomaklarıyla vuracaklardır. Başını sudan çıkardığında tepesine tam 70 bin çomak inecek ve hiçbiri hedefi şaşmayacaktır. Böylece o denizin 70 kulaç aşağısına inecektir. Kulaçlardan her biri arasındaki mesafe doğuyla batı arasındaki mesafe kadardır. Allah'ın dilediği süre kadar orada kalacaklar, etleri ve kemikleri yok olacak, sadece ruhları kalacaktır. Denizin dalgaları 70 yıl onları dövecek, sonra 70 bin mağaranın bulunduğu bir sahile çıkacaktır. Bu mağaralardan her birinde 70 bin delik vardır. Deliklerden her biri 70 yıllık yol büyüklüğündedir. Her deliğin içinde 70 bin yılan vardır. Her yılanın uzunluğu 70 arşındır. Her yılanın 70 dişi vardır. Dişlerinin her birinde bir zehir kabı vardır. Yılanların ağız kenarlarında 1000 akrep vardır. Akreplerden her birinin 70 omurgası vardır ve omurgaların her birinde bir zehir kabı vardır. İşte cehennemliklerin ruhları o denizden bu mağaralara çıkacak ve beden ve derileri tazelenip demirlere bağlanacaklar. Sonra bu yılan ve akrepler ortaya çıkarak tek bir kişiye 70 bin yılan ve 70 bin akrep asılacak. Onlar sabredecekler. Akrep ve yılanlar adamların göğüslerine çıkacak. Yine sabredecekler. Boyunlarına çıkacaklar. Yine sabredecekler. Sonra burun, ağız ve dillerine tutunacaklar. Ve işte o zaman feryadı basacaklardır. Ama ne yazık ki onların cehennemden kaçıp kurtulabilecekleri hiçbir sığınak yoktur. Yılanlar onların etlerini yiyip iliklerini kurutacak, akreplerse onları sokacak ve etleri ve eklem yerleri lime lime dökülecektir. Kendilerini onlardan kurtarıp ateşe düştüklerinde yılan ve akreplerin zehrinin etkisiyle onlar içine düştükleri ateşi tam 70 yıl hissetmeyeceklerdir. Bu süre geçtikten sonra derileri tazelenecek ve yiyecek isteyeceklerdir. Melekler onlara velime ziyafet adında bir yiyecek getirecekler ama o demirden daha sert olacaktır. Onu çiğneyecekler ama bir türlü yemeği başaramayacaklardır. Onu ağızlarından atıp açlığın şiddetinden dolayı ellerini yemeye başlayacaklardır.
önce parmaklar, sonra eller, sonra bilekler, sonra dirsekler, omuzlar derken sadece omuz başları kalacaktır. Ağızları bedenlerinde herhangi bir yere uzansa onu da yiyebilecek kadar açtırlar. Bedenlerini bu hale getirdikten sonra yakalanacaklar ve kerpetenlerle ökçelerinden zakkum bitkisine asılacaklardır. 70 bin kişi zakkum ağacının tek bir dalına asılmasına rağmen dalda en ufak bir eğilme olmayacaktır. Altlarında ateş yakılacak ve ateşin sıcağı 70 yıl boyunca yüzlerine vuracaktır. Nihayet bedenleri eriyip yok olacak ve sadece ruhları kalacaktır. Sonra derileri ve bedenleri tazelenecek ve parmak uçlarından asılacaklardır. Ateşin alevi dışkı yerlerinden girip kalplerini yiyecek, burunlarından, ağızlarından ve kulaklarından çıkacaktır. Bu da 70 yıl boyunca böyle devam edecektir. Bedenlerinde ne kadar eklem yeri ve ne kadar kıl varsa her birinden asılıp 70 yıl boyunca aynı azabı tekrar tekrar göreceklerdir. Bütün eklem yerlerinden ölüm onlara gelecek ama onlar ölmeyecek ve devamında daha ağır bir azaba duçar kalacaklardır. Bütün bu süreçlerden geçtikten sonra onlara indirip her birini zincire vurulmuş bir şekilde yüzüstü sürüyerek kalacakları yere götüreceklerdir. Onların kalacakları yer amelleri büyüklüğündedir. Kimine eni ve boyu bir aylık yol mesafesinde bir yer ayrılacak, orada ateş hep yanacak ve ondan başka kimse oraya yerleştirilmeyecektir. Kimine eni ve boyu 29 günlük yol büyüklüğünde bir yer tahsis edilecek ve böylece kalacak yerlere gittikçe eksilip daralacaktır. En sonuncularına eni ve boyu bir günlük yol mesafesinde bir yer verilecek ve yerlerinin genişliği oranında azap göreceklerdir. Onlardan kimi ensesi üzerinde, kimi oturarak, kimi dizüstü çökmüş bir vaziyette, kimi ayakta, kimi de karnı üzerine yatmış bir vaziyette azap görecektir. Bütün bu yerler kalacak kişilere süngünün ucundaki demirden daha dar gelecektir. Kimini ateş ökçesine kadar yakacak, kimini dizlerine, kimini göbeğine, kimini boynuna kadar yakacak, kimini de çepeçevre saracaktır. Bazen onun üzerine çıkacak, bazen onu içine alıp bir aylık mesafeye daldıracaktır. Kalacakları yere düştüklerinde arkadaşlarıyla yan yana getirilecekler ve öyle çok ağlayacaklar ki gözlerinden kan gelecek. Bu ağıtları öyle uzun, öyle uzun sürecek ki gemiler gözyaşlarına bırakılsa yüzerdi. Onların cehennemde bir araya gelecekleri tek bir gün olacak. Onun haricinde kimse kimseyle görüştürülmeyecek. Allah Celle Celaluhu o gün insanların toplanmasına izin verince cehennemdeki adı Haşr olan bir tellal seslenecek ve onun sesi cehennemin her tarafından duyulacaktır. Ey cehennem halkı, toplanın diye seslenecektir. Herkes başlarında zebaniler cehennemin dibinde toplanacaktır. O zaman kendi aralarında konuşacaklar ve ayak takımı kafirler vaktiyle büyüklük taslayan liderlerine şöyle diyecekler. Biz dünyadayken hep sizi örnek almış, sizin peşinize takılmıştık. Şimdi siz de önemli şahsiyetler olarak Allah'ın azabını biraz olsun savuşturursunuz herhalde. Kibirli ve azgın liderleri de şöyle karşılık verecekler. Görmüyor musunuz? Hepimiz ateşteyiz. Elimizden ne gelir ki? Allah kulları hakkında hükmünü verdi. İş işten geçti. Yine onlar ayak takımı kafirlere bizden yardım diliyorsunuz. Ama hiç boşuna beklemeyin diyecekler. Ayak takımı kafirler rahat yüzü görmeyin emi. Sizin yüzünüzden bu hallere düştük. Ne kötü bir yermiş burası diyecekler ve ardından şöyle beddua edecekler. Rabbimiz bizi bu hallere düşürenlerin ateşteki azabını kat be kat arttır. Elebaşları kendilerine uyan ayak takımına Allah bize azabı bertaraf etmenin yolunu öğretseydi biz de size elbet öğretirdik diyecekler. Bu defa güçsüzler kibirli ve azgın liderlerine şöyle diyecekler. Gece gündüz işiniz hile, tuzak kurmak, bizi yoldan çıkarmakla meşgul olmaktı. Nitekim bize Allah'a nankörlük etmemizi, putları ona ortak koşmamızı telkin edip duruyordunuz. Sizden ve dünyadayken bize telkin ettiğiniz her şeyden uzak olduğumuzu ilan ediyoruz. Sonra hep birlikte kendilerini yoldan çıkaran şeytanlarına yönelecekler ve şeytanlar onlara ''Biz yoldan çıktığımız gibi sizi de yoldan çıkardık.'' diyecekler.
Herkes eteğindeki taşı dökünce şeytan gür bir sesle "Ey cehennem halkı! Vaktiyle Allah'ın size vaat ettiği şeylerin hepsi gerçekti. O sizi kendi yoluna çağırmıştı. Ne var ki siz ona olumlu yanıt vermediniz ve onu yalanladınız. Dünyadayken ben de size bir takım vaatlerde bulundum ama boş vaatlerle sizi aldattım. Aslında benim size istediğimi yaptıracak gücüm yoktu. Ben size sadece telkinlerde bulundum. Siz de bana uydunuz. Siz beni kınayıp suçlayacağınıza kendinizi suçlayın. Hem sonra bugün hiçbirimizin azaptan kaçıp kurtulma imkanı yok. Bu yüzden ne ben sizin imdadınıza yetişebilirim ne de siz benim imdadıma yetişebilirsiniz. Vaktiyle Allah'a beni ortak koşmanızı da reddetmiştim. O zaman onların arasında Allah'ın laneti kafirlerin, zalimlerin üzerine olsun diye bir ses duyulacak ve güçsüzler kibirli ve azgın liderlerine, liderleri de onlara lanet edecek. Onlar hep bir ağızdan şeytanlarına, şeytanları da onlara lanet edecek. Sonra birbirlerine şöyle diyecekler: "Keşke sizinle bizim aramızda doğu ile batı arasındaki kadar uzak bir mesafe olsaydı. Bugün siz ne kötü arkadaşsınız. Dünyadayken siz ne kötü yardımcıymışsınız meğer." Derken ateşte yanan o kafirler cehennemdeki görevli meleklere "Ne olur Rabbinize bizim için yakarın da çektiğimiz azabı hiç değilse kısa bir süre için hafifletsin" diye yalvaracak. Onların bu yakarışının üzerinden tam 70 yıl geçtikten sonra melekler onlara "Peygamberleriniz size hak ve hakikati gösteren açık deliller, ayetler getirmediler mi?" diye soracak. Hepsi birden "Evet, getirmişlerdi" diyecekler. Bunun üzerine melekler "O halde Allah'a kendiniz yalvarın. Bizim böyle bir yetkimiz yok. Ayrıca şunu bilin ki kafirlerin yalvarıp yakarması nafiledir" diyecekler. Zebanilerden kendilerine bir fayda olmadığını görünce cehennemin baş zebanisi olan Malik'e giderek "Ey Malik, ne olur Rabbine söyle, bizim canımızı alsın da kurtulalım" derler. Malik, dünyada hayatın var olduğu süre kadar onlara cevap vermeden bekleyecek ve sonra "Size ölüm ve kurtuluş yok, bu azabı çekmeye mahkumsunuz" diyecek. Malik'ten de kendilerine bir fayda olmadığını görünce Rablerinden yardım dileyerek şöyle yakaracaklar: "Rabbimiz, ne olur kurtar bizi bu ateşten. Eğer bir kez daha o eski azgın, isyankâr halimize dönersek işte asıl o zaman asla affedilmemesi gereken zalim, kafir kimseler oluruz" diyecekler. Cabbar olan Allah 70 yıl onlara cevap vermeden bekleyecek ve sonra onlara şu cevabı verecek: "Sürünün orada, kesin sesinizi ve bana bir tek kelime dahi söylemeyin." Rablerinin kendilerine merhamet etmediğini ve bu yakarışlarının da sonuçsuz kaldığını görünce birbirlerine "Görünen o ki ister ağlayıp sızlayalım, ister azaba katlanalım, sonuçta bizim için değişen hiçbir şey olmayacak. Çünkü artık azaptan kurtulma şansımız yok. Şimdi artık ne bir kayırıp kollayanımız var ne de candan dostumuz. Keşke bize bir fırsat verilse de dünyaya dönüp mümin kimseler olsak" diyecekler. Sonra melekler onları kalacakları yerlere götürecekler. O zaman altlarındaki toprak kayacak ve ileri sürebilecekleri tek bir mazeretleri bile kalmayacak. Gözleri Rablerinin katındaki nimetlerde kalacak ve rahmetinden ümitlerini kesecekler. Anlatılmaz bir üzüntüye düşecekler ve perişan olacaklar. Dünyadayken yaptıkları ve yapmadıkları şeylerden dolayı dizlerini dövecekler ve kendi günahlarını ve bağlılarının günahlarını yüklenecekler. Ama bağlılarının günahlarında hiçbir eksilme olmayacak. Onların azabı yeryüzünün toprak tanelerinden ve denizlerin damlalarından daha çoktur. Başlarında da zebaniler vardır. Zebaniler işlerini çarçabuk yaparlar. Sert sözlüdürler ve devasa bedenleri vardır. Yüzleri kor gibi, gözleri alev gibidir. Asık suratlıdırlar. Dişleri ve tırnakları ineğin boynuzu gibidir. Ellerinde uzun, ağır ve yakıcı çomaklar vardır. Öyle ki onu dağa vursalar, dağ parçalanıp un ufak olur.
İşte o çomaklarla Rablerine isyan edenlere vuracaklar ve onların gözünden yaşlar boşanıp ardından kan akacaktır. Cehennemlikler seslenseler de zebaniler onların yüzüne bakmayacak. Ağlasalar hiç acıyanları olmayacak. Soğuk su isteseler sadece erimiş bakır gibi yüzleri kavuran bir su verilecektir. Yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururdu. Cehennemliklerin üzerini her gün büyük bir bulut bürüyüp gözleri kör eden yıldırımlar düşürecek, belleri kıran şimşekler çaktıracak, başlarında duran zebanilerin bile gözünün önünü göremeyeceği bir karanlık çöktürecektir. O bulut gür sesiyle "Ey cehennem halkı, ister misiniz size yağmur yağdırayım?" diyecek ve hep birlikte "Ne olur bize soğuk su yağdır" diyecekler. Bunun üzerine bulut bir süre başlarına taş yağdıracak ve düşen taşlarla kafa tasları parçalanacak. Sonra bir süre sıcak su nehirleri, ateş korları ve demir çengeller yağdıracak. Bir sürede yılanlar, akrepler, kurtçuklar ve irinli ve kanlı su yağdıracaktır. Bu bulut cehennemin üzerine azap yağmurunu bırakınca cehennemin denizi iyice tutuşarak cehennem öfkeden köpürecek ve bütün dağ ve ovaları kaplayacak. Böylece bütün cehennemlikler boğulacak ama ölmeyecekler. Cehennemin öfkesi, sıcağı, köpürmesi, alevi ve dumanı asilerden Rabbinin intikamını almak için daha da artacaktır. Cehennemden, cehennemi hak ettirecek davranışlardan ve cehennemliklerle arkadaşlık etmekten Allah'a sığınırız. Ey Rabbimiz! Bizi cehennemin havuzlarına uğratma. Boynumuza cehennemin bukağlarını geçirme. Bize cehennem giysilerini kuşandırma. Zakkumundan tattırma. Sıcak suyundan içirme. Cehennemin muhafızlarını bizim başımıza musallat etme. Bizi cehennem ateşine yem yapma. Rahmetinle bizi Sırat köprüsünden geçir. Cehennemin şerlerini ve alevini bizden uzaklaştır. Rahmetinle bizi cehennemden, dumanından, gamından ve azabından kurtar. Ey alemlerin Rabbi, duamızı kabul buyur. Amin.